Evet mutlak değerde standart sorular ve çözümleri bölümüne geldik. Hemen geçtim. İlk sorumuzu görelim. Evet mutlak değerin e, sayı yani mutlak değerin içerisindeki sayıların dışarı çıkışlarıyla ilgili bir soru bu. Diyor ki yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Doğruyu arıyoruz. Şimdi bu ifade eksi 3'ü mutlak artıştır zaten. Bu çıkış anlatılmış. Bu ifade bir kere doğru. Şimdi şuna bakalım. 2 mi büyük, kök 3 mü büyük? Şimdi bunu anlamanın bir yolu var. 2 ve kök 3'ü karşılaştırmak istiyorum değil mi ben? Buna karesini alsana. Bunun karesine 4. Bunun karesine 3. demek ki 2 sayısı daha büyük. Demek ki burası nedir? Pozitiftir. Pozitif olduğu zaman kendi gibi dışarı çıkmalı. Bu ifade kendi gibi ne yapmış? Dışarı çıkmamış. Demek ki bu yanlış. Geçtik bunu. Mutlağın sıfırı zaten sıfırdır. Bu doğru. Şimdi bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu sefer de şunlara bakmamız lazım. Yani 2 kök 3 ile 3 kök 2'yi karşılaştırmalıyız. Karelerini alalım. Bunun karesi kaç yaptı? 4 kere 3'ten 12. Bunun karesi ne yaptı? 9 kere 2'den 18. Demek ki soldaki sağdakinden küçük. Yani burası negatif. Negatif olduğu için bunlar zıt çıkmalı. Yani eksi 2 kök 3 artı 3 kökü çıkmalı. Ve aynen de öyle çıkmış. Bu madde de nedir? Doğrudur. Yani hangileri doğru baktığım zaman bir doğru 3 doğru ve 4 doğru. 3 maddemiz neymiş? Doğruymuş. Cevabımız değişik olacak. Geçiyorum. Şimdi x eşittir eksi 5 için bu nasıl dışa çıkar diyor. Yani yapacağımız bir şey yok ki burada. Biz x'in eksi 5'i yazıyoruz. Yazalım. Eksi 5 eksi 5. Sonra eksi 3 eksi eksi 5. Şöyle o parantez şu. Sonra artı ne oldu? Eksi 5 artı 5 oldu. Tamam. Şimdi buradan ne geldi? Şurası kaç yaptı? Eksi 10. Yani mutlak değer eksi 10 geldi oradan. Şurası ne yaptı? Bu artı yaptı. 8'e dönüştü bura. Ve burası da mutlak değer 0 yaptı. Burası 10 diye çıkar. Eksi mutlak değerden 8 diye çıkar. Bu zaten 0'dır. Cevabımız ne geliyor buradan? 10'dan 8 çıkarsa 2 geliyor. Cevap neymiş? E şıkkıymış. Şimdi bak soruda x en küçük y en büyük tamam mı? Şimdi şuraya baktığın zaman küçükten büyük çıkarsa ne kalır? Şurası ki negatif bir kere. Tamam. Bu arada x burada eksi bir sayı. Y de artılı bir sayı. O halde eksi x nasıl bir sayıdır? Sana soruyorum. Eksi x eğer x eksi bir sayıysa bu artı bir sayıdır. Y zaten nasıl bir sayı? Artı sayı. Şimdi bundan sonrası bunlar nasıl dışarı çıkacak? Şu ifade Zıt çıkacak. Yani eksi x artı y diye çıkacak. Çünkü bunu daha önce konuştuk. Mutlak değerin içerisi negatifse zıt çıkart dedik. Şu eksi dursun şimdilik. Şu eksiden bahsediyorum. Burası artılı olduğu için kendi gibi dışarı çıkar. Yani eksi x diye çıktı. Bu mutlak değer değil bu arada. Parantez unutma. Şu eksi duruyor. O da kendi gibi dışarı çıktı. Y. Şimdi eksi x artı y şu burayı ne yapacak? Burayı artı yapacak. Artı x yaptı. Eksi y. Şimdi Y'ler birbirini götürdü. Bakalım X'ler birbirini götürdü. Hiçbir şey kalmadı. O halde bu son cevabı ne gelecektir? Sıfır gelecektir. Yani cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Tamam. Efendim burada böyle bir sorumuz var. Şimdi nasıl bir durum bu? İstersen kapan karışıyorsa şöyle bir deney yapabilirsin. Buradan mesela X yerine bir değer seç. Şimdi ben mesela biri seçtim. Sak buraya biri koyacağım ama e, ee, işareti anlamak için koyacağım. Sakın elde ettiğin değeri burada yerine yazma tamam mı? Biri buraya yerine koyarsan burası nasıl görünüyor? 4 yapıyor artılı bir değer. Biri burada yerine koyduğun zaman burası ne yaptı? Yine artılı bir değer yaptı. Tamam. Peki artılı bir değer olduğu zaman mutlak değerler ne oluyordu? Kendi gibi dışa çıkıyordu. Yani ilk ifade x artı 3 diye dışa çıktı bir kere. Şu eksiği bir koruyalım şimdilik. Bu da yine ne oldu? Kendi gibi dışarı çıktı. 4 eksi x. Bu eşittir 9 diyor. Şimdi buradan x artı 3 Eksi 4 artı x eşittir 9. Ne elde ettik? Sol tarafta 2x var. Bir de sol tarafta şurada eksi 1 var. Sağa gitti. Bu 10 yaptı. Evet bu 10 yaptı. Buradan x değerimiz de ne çıktı? 5 çıktı. Şimdi şıklarda 5 yok. Allah Allah ne oluyor diyeceksin. Sorun şu ki. Senin bulduğun bu değer var ya. Bulduğun bu değer. Sorunun verdiği koşula uygun değil. Bak. X'in diyor ki. Eksi 3 ile 4 arasında olacak x'im diyor. Ama senin bulduğun değer bu aralığın dışında. Demek ki bu durumda ne yapıyoruz? Çözüm kümemiz yok diyoruz. Yani herhangi bir bu bunu sağlayan bir ifade yok. O yüzden çözüm kümemizi boş küm olarak gösteriyoruz. Cevabımız nedir? A şıkkıdır. Tamam. Evet. Şimdi ÖSYM tarzı sorular ve çözümlerine geçiyoruz. <laughs>